Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir çorap öreceğiz. Topuk kısmı olmadığı için gayet örmesi rahat ve çabuk bitirebileceğiniz bir çorap bu. Malzemelerimize geçelim hemen. Öncelikle ipim çok da kalın olmayan bir ip kullanıyorum. İnce bir ipim var. İki çorap için, yani benim ördüğüm boyutta biraz daha uzun, iki çorap için bir yumak, yani 100 gramlık bu kalınlıkta bir ipten artıyor, yani hepsi bitmiyor. O yüzden rahatlıkla elinizde kalan, kullanmadığınız önceki yumaklarınızdan kullanabilirsiniz. Ben çok önceden almıştım, bir türlü kullanamamıştım bu yumağı. Pazardan almıştım. Kalan ipimi değerlendirmek için böyle bu şekilde batik olsun, renkli değişik bir çorap olsun istedim. Bunu öreceğim. İpim ince olmasına rağmen tığımı 6 milimetre kullanıyorum. Örgümün yumuşak olması için ve ayağıma giydiğimde genişleme yapacak. Bu yüzden bu genişlemenin rahat olabilmesi için 6 milimetre kullanıyorum. Bir de makasım var. Dikiş gerektirmiyor. Sadece örüyoruz. Malzemelerimiz bu kadar. Hazırsak hemen çorabımızın yapımına geçelim. Öncelikle bir sihirli halka oluşturacağım. Kapattıktan sonra bir, iki tane daha zincir çekiyorum. Toplamda 3 zincir çektim. Bunu da bir trabzan olarak sayabiliriz. Halkamın içerisine bu trabzanlardan 11 tane daha yapıyorum. Yani toplamda 12 tane trabzanım olacak. Beş oldu. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11 ve son olarak 12. trabzanımı yaptıktan sonra sihirli halkamı güzelce sıkılıyorum. Ve ilmek kaydırma yapacağız. Ama ilk trabzanımız olarak şurada çekmiş olduğumuz zincirleri saydığımız için ilmek kaydırmayı bu zincirlerin sonuncusuna batarak yapacağız. Bakın, hemen sonuncusuna batıyorum. İlmek kaydırdım buraya. Sonra bir adet zincir çekiyorum ve ikinci sırama artık geçebilirim. İkinci sıramızda da şu, bakın, ilmek kaydırma yapmış olduğumuz yerden başlayarak ipimi doluyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Yani aynı yere iki tane. Sonraki ilmeğe geçeceğim artık bu. İlmek kaydırma yaptığım değil, kalan yapmış olduğum 11 tane trabzanın tepelerine de aynı şekilde her birine ikişer tane ikili trabzan yapacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Tümüne ikişer tane ikili trabzan yaptım. Toplamda şu an 24 tane trabzanım var. İlk yapmış olduğum trabzanımın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum ve ikinci sıramı da bitiriyorum. Çorabımın burun kısmını tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve yine öncelikle ilmek kaydırma yapmış olduğum ilmekten başlayarak ikili trabzan yapacağım. Pardon. Ama bu sefer her ilmeğe ikişer tane değil, birer tane
24 tane trabzanım vardı. Her birine birer tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde 24 tane sabit kalmaya devam ediyor trabzan sayım. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyorum. Sonrasında yine ilk trabzanımıza ilmek kaydırma, şurada yapmış olduğumuz gibi, ve bir zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Bitirişlerimiz hep aynı şekilde. Bundan sonra hep 24 tane trabzan örerek devam edeceğiz. Çorabımız bu şekilde ilerleyecek. Yalnızca son sırasına kadar. Siz bu şekilde istediğiniz kadar sıra örebilirsiniz. Ayağınızı ölçerek giderseniz daha iyi olacaktır. Boyunun uzunluğuna karar verdiğinizde, oraya kadar örgünüzü bitirdiğinizde son sıramızda devam edeceğiz. Oradaki püf noktaları da söyleyeceğim. Sonrasında da zaten çorabımız bitmiş olacak. Söylemiş olduğum gibi çok basit. Sadece 24'er tane tekli trabzan yaparak ilerliyoruz. Son sırada görüşürüz. Çorabımı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şöyle sizlere de göstereyim. Kadraja girmesi açısından şu şekilde katlayacağım. Bu şekilde biraz uzun bir çorap istediğim için fazla ördüm. Sizler daha kısa da tercih edebilirsiniz. Ancak benim gibi biraz daha uzun örüp kullanacaksanız, son kısmında şimdi son sırayı birlikte yapacağız. Bu sırayı biraz daha gevşek yapmanızı öneririm. Çünkü giydiğinizde bacağınızın daha üst kısmına çıktığı için orada sıkma yapabilir. Yani canınızı acıtabilir orada. O yüzden bu sırayı biraz daha gevşek yapın. İlle uzun çorap istiyorsanız ya da lastik de örebilirsiniz. Bu da tercihinize kalmış. Ancak daha kısa çoraplarda buna bu kadar dikkat etmenize gerek yok. Bakın zaten ayağınıza giydiğinizde açılma yapıyor. Burada ayağınızın daha ince kısımlarında daha ince, diğer kısımlarda açılıyor. Açıldığı için buradaki dikiş izimiz bu şekilde çapraz gidiyor. Aslında aynı hizadaydı. Ancak geniş kısımlarda daha fazla açılma yaptığı için bu şekilde duruyor. Ama arka tarafta kalıyor zaten. Belli olmuyor. Bunları da söyledikten sonra hemen son sıramıza geçelim. Uzunluk için bir ölçü vermiyorum ama ortalama 35 santim civarı yapabilirsiniz. Tabii ki uzunluk demiş olduğum gibi sizin tercihinize kalan bir şey. En son yine ben ilmek kaydırmamı yapmıştım. Bir zincir çekiyorum ve yine bütün ilmeklere aynı işlemi yapacağım. Tabii ki trabzan yapmıyorum. Her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum ama olabildiğince gevşek. Bu yüzden çorabı daha önce giydim. En azından belli bir açılma mesafesini görüp sık iğnelerimin sıklığını, yani elimin sıklığını buna göre ayarlamak istedim. Daha gevşek, daha rahat örebilmek için. Gördüğünüz gibi olabildiğince gevşek bırakarak örüyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğim. En son yine ilmek kaydırma ve bir zincir çekerek ipimi keseceğim arkadaşlar. Hemen ben arka tarafta sık iğnelerimin yapımını tamamlayıp geliyorum. Son sıramı da tamamladım. Artık iki çorabım da kullanıma hazır. Dikiş tarafları burada, bakın şu şekilde çevirerek giyerseniz en azından alt kısımlarında bir görünme olmuyor. Buraları da zaten yukarıda kaldığı için çok bir problem yaratmıyor. Giydiğinizde topuk kısımları bu şekilde belirgin olacak. Sizin ayak ölçünüze göre yerleşecektir. Kullandıkça açılıyor zaten. Çoraplarımızın yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmuyoruz. Yaparken sorularınız olursa yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz. Yine görüşlerinizi de buradan bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.